Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar, bugün yine güzel bir oya yapacağız inşallah sizlerle. Oyamızı çatalla fiyonklar yapacağız güzel. Bunu da çok güzel bir şekilde, sade bir şekilde tığ ile yazmaya ekleyeceğiz. İnşallah bu küçük tatlı çatalı. Kullanacağım çatal 20 numarada tığ kullanacağım eklemesinde. Şöyle tabii ki iğnemiz var. Fiyonklarımızın yapımında çatalla fiyonkları yapacağımız için iğne lazım bize. Bu şekilde de yazmam var. Bu renkli yazmalarını kullanıyorum ki böyle modellerde kamerada oyayı daha çok ortaya gösteriyor. Kapalı mat renkler kullandığımı oyayı göstermiyor renkler. Yazmadaki renkler kapalı mat olunca oyayı göstermiyor. Zaten herkesin elinde hangi yazma varsa o renge uygular modeli. Yazmamızın içinde böyle nar çiçeği, fıstık yeşili ve gold rengim var. Üçünü de kullanıyorum. Beyaz ip de kullanacağım yapımında. Şimdi şuradan oyamızın hem eklenişini göstereceğim hem fiyokları göstereceğim size. Bakın, bu çatal iğneyle yapılıyor da bana çok küçük geldi. Ben bunu bu tatlı çatalıyla yapınca bakın biraz daha büyük oluyor. Çok hoş oldu. Şöyle büyük büyük tığıyla da eklemesi çok güzel oldu. Şimdi sizlere oyayı da göstereyim. Yapımına geçelim inşallah. Bakın oyamız bu şekilde. Bunu tatlı çatalıyla fiyonklarımızı yapacağız. Daha sonra da tığ ile böyle zarif bir şekilde inşallah yazmamıza ekleyeceğiz. Kızlar, beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamadan videodan çıkmayın. Çünkü beğenileriniz gerçekten çok önemli videolarımız için. Şuradan hemen şöyle çatalı alarak fiyonkunuzun yapımına geçelim. Bakın şöyle İpimi buraya tutuyorum. Çatalımın üst kısmına, zaten alt kısmı bunun kullanacağımız şey, alt kısım daha dar olduğu için yapımı kolay olacak. Şöyle şuraya bir kere sararak bir. Buraya tam 15 kere saracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, şöyle yukarıya doğru çekiyorum. 13, 14 ve 15. 15 kere sardım. Şuradaki ipimi şöyle iğneye takacak şekilde kopardım. Buradan hemen bu ipimi iğneme takıyorum. Evet, ipimizi iğnemize taktık. Buradan şu orta kısımdan bakın. Şöyle. Orta kısımdan hemen iğnemi bu şekilde arkaya battım. Şuradan ipimi çıkarıyorum. Bakın buraya bir, iki defa sarıyorum. İpimi tekrar içe alıyorum. Ve buradan şöyle kapatıyorum. Burayı kapattıktan sonra çatalımın uç kısmına doğru biraz indiriyorum. Daralsın ki şu ortası daha iyi sıkışsın diye. Şöyle şuradaki fiyonkumuz bolalsın, ortası daha iyi sıkışsın. Bakın indirdim, sıkıştırdım. Şimdi buraya bir kere düğüm attık. Şuradan ipi geçiriyorum. Bu fiyonklarımızın bakın şu üst pıtırcık kısımlarını yapıyorum. Şu beyaz koyduğum yerleri şöyle antenlerini yani buraya takıyorum. Tekrar iğnemi batıyorum. Bu aradan geçiriyorum. Bir, iki defa sardıktan sonra ipimi tekrar içe alıyorum ki yaparken şu çatalın şurasına dolaşmasın diye. Kapattık. Şimdi ikinci antenimizi yapacağız. Buraya tekrar doluyorum.
Buradan tekrar bir iki defa sarıyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. Ve şunu bakın, ip burada dursun, sürekli çatalın tepesine geçiyor ve zorlaşıyor işimiz. Bu şekilde şu yana yatırdığımız, bakın şunlar antenleri. Buradan ne yapıyorum? Hemen karşı tarafa geçeceğim ki tığıyla takacağımız için şuraya şey bırakmamız lazım. Takacak yuva yapmamız lazım. Karşı tarafa geçtim. Bakın şu aradan karşıya düğüm attım. Karşıya düğüm attıktan sonra buradan tekrar şöyle başını iki defa dolayın. Biraz öncekini iki defa dolamayı unuttum ben başına. Buraya geçtim. Bakın şuraya küçücük şöyle görüyorsunuzdur. Yuva bıraktım ki oradan eklemesini yapalım. Şurada ipimiz oldu. Şu arada bakın ekleyeceğimiz ip oldu. Şimdi bunu buradan hemen ne yapıyorum? Şu fazla kalan ipimi şöyle çeviriyorum. Kesiyorum. Ucunu yakıyorum. Buraya sadece bu şekilde iki defa dolayarak bir tane düğüm attım. Şuralar dikkat edin ki oraları yakmayın. Burayı yakarken bu şekilde yakıp yapıştırıyorum. Bakın fiyonkumuzu bu şekilde yaptık. Bunları bir de eklemeden önce mutlaka fiyonklarınızı bitirdiğinizde üzerine ütüyü basın. Ütüyü bastıktan sonra eklemesini yapın. Şimdi buradan fiyonkumu alıyorum. Bakın şuraya anten bırakmıştık. Tepe kısmına. Antene tığımı batıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. 1. 3 zincirimi çektim. 2. 3. battım. Buradan direkt diğer yanındaki anten kısmına geçiyorum. 3 tane zincir çekerek 3 kere de buraya batıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum buradan. Bunu koparıyorum. Ve şu uç kısmını daha da kısaltıp yakacağız. Bakın. Gayet kolay. Bir de boyutu filkette de daha büyük oldu. Daha güzel görünümü. Şöyle fiyonklarımızın görünümü daha güzel oldu. Ben şunları bakın yaptıktan sonra bir peçetenin üzerine koydum. Üstlerine ütüyü böyle bastırdım, çektim. Şu kenarları şekil aldı. Fiyonkların kenarları gayet güzel şekil aldı. Bunu da yana doğru yattığı için şöyle peçetenin üzerine koyup ütüyü üstlerine bastırdığınızda böyle şekil alıp hem de eklerken sorun çıkarmayacak, bozulur diye şuralar endişe duymayacaksınız. Zaten bozulmaz, çok sık oldu. Yine de şöyle ütülemeden eklemeyin. Şimdi bunun eklemesine gelelim. Ben aralarını bu şekilde koydum şeylerini. Tabii ki arasına kaç tane koymuşum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane çim yapmışım arasına. Tabii ki isteyen istediği mesafeyi verebilir. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. yapmış bırakmışım. Şimdi klasik zaten birçoğunuz hepiniz neredeyse bu taban çim yapımını biliyorsunuzdur. Başına bir kez sarıyorum. Tabandaki tığ battılar ikişer zincirle yapılmış. Bir kez sardım. 2, 2 çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Arkasından batıyorum. Buraya 1, 2 tane zincir çekiyorum. Başına sarıp buradan bir tane tığ battısı boş bırakarak ikinci tığ battıya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Başına bir kere sararak 5 tane ikişer defada çıkardım. 2 defada çıkardım. 5 tane dolgu yaptım. Buraya tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. En baştaki dolgunun üzerinden tığımı batıp buraya bir zincir çekerek tekrar dönüyorum. Başına bir kez sarıp
Yuvanın içerisine yaptığım yuvanın içerisine batıp iki defa da çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Buradaki dolgunun arkasından batıyorum. 1, 2 defa sarıyorum başına. İkişer ikişer. Toplamda 3 defa da çıkardım. Tekrar 4 zincirimi çekip dolgunun arkasından battım. 1, 2, 3 defa sarıyorum. Tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. 4 tane zincirimi çekip dolgumun arkasından batıyorum. Şimdi 1, 2, 3 ve 4. 4 defa başına sardım. İkişer ikişer tekrar şöyle çıkarıyorum. Zincirlerimi çekip dolgunun arkasından batıyorum. Toplamda 1, 2, 3, 4 yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4. Tekrar 4 defa sardım başına. Aynı yuvadan batıp tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum. Tekrar 4 zincirimi çekip batıyorum. Yaprağımızı bitirdik. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 tane dolgudan oluştu. Şimdi buraya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın yaprağa bakıyorum. Yaprağın şu üst kısmını çok şişirmek istemiyorum. 9 tane sık iğne yaptım ve buraya battım. Yaprağımı bu şekilde bitirdim. Buradan şimdi hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 defa başına sarıyorum. Buradan ikişer ikişer 4 defa da çıkararak diğer ilmiği de yanında bırakıyorum. Bakın. Tekrar 1, 2, 3, 4 defa sarıyorum. İkişer ikişer çıkarıyorum. 3 tane ilmiğimiz oldu. Bakın. 3'ü de üzerinde. Şimdi bunu hepsini birden buradan çıkardık. Çıkardıktan sonra şu ilmeğimi birazcık uzatıyorum. Şuradan fiyonk alıyorum. Bakın. Şu ön kısmından şu araya koyduğumuz şöyle şuradaki koyduğumuz şey iğneyle daha da sıkı olabilir. Bak benim bunu biraz gevşek yapmışım. Şuraya koyduğumuz yuvanın içerisinden tığımı batıp tekrar zincirimi alıyorum. İçinden çıkarıyorum ve direkt şu yaptığım son dolgunun arasından batıyorum. Ve buraya kapatıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. Şimdi herkesin eli farklıdır. Ölçüyorum. Denk geliyor mu? Evet, 6 tane zincir oraya denk geliyor. 6 zincirle yapıp kapatıyorum. Buraya tekrar 1, 2 tane zincir çekiyorum. Bakın. Eklemesini bu şekilde gayet güzel ve düzgün bir şekilde ekledik. 2 zincir çekip başına sarıyorum. Bir tane tığ battı atlayarak hemen yanındaki tığ battıya geçerek çimini yapmaya bu şekilde devam ediyorum. Evet, şöyle bu kadar çim yaptım buraya. Ve buradan tığımı bırakayım ve şöyle göstereyim sizlere. Bakın gördüğünüz gibi gayet hoş yapılabilir. İnanılmaz güzel bir tığ oyası oldu. Evet, inşallah sizler de oyamı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.